Merhabalar, ben Mehmet Tan. Siirt Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Kültürel sermayenin kişiler arası ilişkilere etkisi, Bourdieu'cu bir yaklaşım isimli çalışmamda Bourdieu'nun habitus ve kültürel sermaye kavramından hareketle kişiler arası ilişkilerini ele almaktayım. Bu bağlamda biz kişiler arası ilişkinin özellikle kültürel sermayenin önemi ve etkisini bu çalışmada irdelemekteyim. Kültürel sermaye kavramı Pierre Bourdieu'nun temel kavramları arasında yer almaktadır. Bireyin kültürel sermayesi aileden tevarüz eden özelliklerin yanı sıra eğitim yoluyla kazandıkları özelliklerden de oluşmaktadır. Birey sosyalleşme araçlarından biri olan aileden belli kültürel kalıpları edinmektedir. Bu çerçevede ailenin kültürel sermayesi aile içi sosyalleşme yoluyla bireye aktarılmış olmaktadır. Bireyin aileden sonra kültürel kalıpları edineceği bir başka alanda eğitimdir. Bireyin alacağı eğitim kültürel sermayesini biçimlendirecek bir etkinliğe de sahiptir. Bu yollarla edinilen kültürel sermaye bireyin davranışlarına yansımaktadır. Bireyin davranış yatkınlıkları ve eğilimleri habitus olarak adlandırılması mümkün. Bu davranış yatkınlıkları ve kalıpları ve eğilimler hem aile hem de eğitim aracılığıyla edinilen kültürel sermaye ile yakından ilişkilidir. İnsan ilişkileri kültürel sermaye ve habitus temelinde gelişmektedir. Bireyin habitusu ve kültürel sermayesi kişiler arası ilişkilerin oluşumunu ve sürecini de etkilemektedir. Burada habitus ve kültürel sermaye, bireyin giriştiği kişiler arası ilişkilerin mahiyetini, muhteviyatını ve müstakbelini belirlemektedir. Yani geleceğini belirlemektedir. Kişiler arası ilişkilerde ilişkinin sürdürülmesinde önemli bir husus da güvendir. Karşılıklı olarak duyulan güven, ilişkinin temelini oluşturmanın yanında ilişkinin geleceğini de inşa etmeye yardımcı olmaktadır. Güven temelinde insanlar ile kurulan bağlantılar sosyal sermayeye karşılık gelmektedir. Kişiler arası ilişkilerin sosyal sermayenin oluşumunu ve büyüklüğünü de belirleyebilmektedir. Bu açıdan sosyal sermaye insanların birbiriyle kurduğu ilişkilerin sürdürülmesini sağlamaktadır. İnsanların belli bir ekonomik, kültürel ve sosyal sınıflara tekabül etmesi sonucunda benzer sınıflarda olan insanların benzer davranışları sergilemesi kaçınılmazdır. Bu benzerlikler kişiler arası ilişkilerde yatkınlıkların benzerliğini ortaya çıkarmakta ve benzer habitusa sahip bireylerin birbirine yakınlaşmaları durumunu da güçlendirmektedir. Genel olarak insanlar sosyal ilişki becerilerini kültürel sermayene bağlı olarak geliştirmektedir. Ayrıca başlayan bir sosyal ilişkinin devamlılığını bu kültürel sermaye pratikleri belirleyebilmektedir. Kültürel sermayenin bireyin sosyal etkileşimlerini zamansal ve ilişkisel olarak da etkilemekte. Bireyin zaman bağlamında sahip olduğu ve biriktirdiği kültürel sermayenin yoğunluğu onun sosyal sermayesini artırmakta ve gücünü de perçinlemektedir. Ayrıca etkileşim içerisinde olduğu diğer kişilerin geçmişte ve şu anda sahip olduğu sosyal ve kültürel sermayeni düşünerek sosyal etkileşimde strateji geliştirebilmekte, sosyal temaslarda kabiliyet kazanmasını da sağlamaktadır. Sosyal etkileşim bireylerin birbirini karşılıklı olarak etkilemesine işaret etmektedir. Bireyin sahip olduğu kültürel sermaye onun sosyal ağı ile geçmişiyle de bağlantılıdır. Gerek aileden gelen kültürel miras, gerekse okuldan kazanılan kültürel nesne ve bilinç, bireyin kişisel ilişkilerini değerlendirmelerinde belirleyici olabilmektedir. Sahip olduğu kültürel değerler, etkileşimde bulunduğu kişiler ve geçmiş deneyimler, kiminle hangi düzeyde bir iletişimin kurulması hakkında kişiye yön vermektedir. Burada temel eğilim, benzer kültürel kodlara sahip olanlar ile sosyal ilişkiyi güçlendirmektir. Ayrıca kültürel sembollerdeki değişim ve artış kişiler arası ilişkilerin yeniden gözden geçirmesini de sağlayabilmektedir. Zira kültürel sermaye sınıfsal ayrıma tekabül etmektedir. Bu sermayedeki artış ister istemez kişinin kendisine ve sosyal çevresine de tezahürü olacaktır.
Eğitim hayatını yarıda bırakan kişilerin oluşturduğu sosyal ağ, eğitim hayatına devam eden kişilere göre de farklılık arz edecektir. Hakeza aldıkları eğitim ve diplomalar sayesinde farklı kişilerle girişilen sosyal temas, kişinin eğitim öncesi durumuna göre de farklılıkların oluşması olağandır. Nihayetinde kişi daha önceki sosyal çevresine ilaveten kendine benzer kültürel kodları taşıyan kişiler ile sosyal temas ve etkileşime girmekte ve bu durum kişide anlamlı değişimlerin yaşanmasını sağlamaktadır. Sosyal temaslar ve kültürel sermaye, sosyal bağlantıları bir sınıfsal ilişki biçiminde ortaya çıkmasına neden olurken, kişisel eğilimlerin kaynağını oluşturan kültürel sermaye, yeni sosyal ilişki biçimlerini oluştururken bu ilişkinin nitelini de belirleyebilmektedir. Burjuvazi ve işçi sınıfları düşünüldüğünde sahip olunan kültürel sermaye, sosyal sermayelerin kimlerden oluşacağını tayin edebilmektedir. Sosyal sermayeleri içerisinde yer alan arkadaşlar, kültürel sermaye farklılığına göre bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Yeni küçük burjuvazi, dinamik, zarif, tarz sahibi ve sanatçı ruhlu biçiminde tarif ettiği ideal arkadaşları tercih ederken, ehli keyf sıfatını daha çok tercih eden işçiler, aynı zamanda iyi yiyen ve iyi içen bir kişiyi takdir ettikleri ve sosyal olan arkadaşları seçme eğilimindedir. Edinilen kültürel sermaye, insanların yakın ilişkilerini belirlemektedir. Özellikle tanıdık, arkadaş, dost ve ahbap olarak isimlendirilen farklı düzeydeki yakın ilişkiler sosyal konumdan ve statüden etkilenmektedir. Eğitim sistemi içerisinde benzer konumlara ulaştırması açısından diploma dahi kurulan ilişkileri etkilemektedir. Sembolik olarak anlam bulan diploma daha derin anlamlar içermektedir. Girişilen ve geliştirilen ilişkiler kimi zaman diplomaya bağlı olarak sınıflandırılmaktadır. Aynı okuldan, aynı bölümden olma, tanışıklığın ilerlemesini ve yakın ilişkiye dönüşmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda bireyin eğitim düzeyi ve mezuniyet durumu kişiler arası ilişkilerde rol oynamaktadır. Eğitim, kişiler arası bağlantının oluşması ve sürdürülmesinde rol oynamasından da bireylerde söylem benzerliğinin oluşuna da neden olmaktadır. Bourdieu, söylemi dilsel habitus ve dilsel piyasa toplamı olarak, dilsel ifade olarak formüle eder. Dilsel habitus, toplumsal koşulların bir sonucu olması ve yalnızca herhangi bir söylem üretimi değil, belirli bir duruma veya daha ziyade belirli bir piyasaya yahut alana ayarlı bir söylemin üretimidir. Dilsel piyasanın hem somut hem soyut boyutu vardır. Somut yanı şudur, belirli bir toplumsal durumdur, az çok ritüelleştirilmiştir. Toplumsal hiyerarşinin belli bir seviyesine konumlanmış, belirli bir muhataplar topluluğunu kapsar. Soyut anlamda ise dil piyasasını dilsel üretimlerinin kendine has fiyat oluşum yasaları olarak tanımlayabiliriz. Bu çerçevede dilsel sermaye, dilsel bir takım kazançların varlığından söz etmek anlamına gelir. Dilsel faaliyetler kültürel sermaye bağlamını da değerlendirmek mümkündür. Buradan hareketle bireylerin sahip olduğu konuşma biçimi, iletişim tarzı ve üslup kişiler arası ilişkilerde bir sembol olarak anlam bulmaktadır. Olumsuz bir üsluba sahip bireyin konuşma tarzına önem veren birisiyle sosyal ilişki geliştirmesi zor olabilmektedir. Kaba konuşma tarzını seven bir bireyin bu çerçevede uygun kişiyle sosyal ilişki geliştirmesi kolay görülmektedir. Aslında dil iletişim aracı olmasının yanında iletişimin devam edip etmemesi konusunda bir ipucu vermektedir. Benzer konuşma üslubuna sahip olanların ya da üslup beğenilerini diline yakın olan kişilerin kişiler arası ilişkilerin gelişiminde avantajlı olabilmektedir. Kullanılan dil, kültürel sermayenin bir tür olarak da görmek mümkündür. Dil hem aile hem de okul tarafından geliştirilmektedir. Böylelikle kullanılan dil ve üslup, kültürel sermayenin dışa vurum biçimlerinin bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal hayat içerisinde hangi sermayenin daha önemli olduğu
koşullara ve bireylere göre değişmektedir. Sınıf ilişkilerinde sermaye türlerinin özgün yapıları da belirleyici olabilmektedir. Toplumsal yapı içerisinde önem arz eden sosyal sermaye de, ekonomik sermaye de, kültürel sermaye, hangi sermaye türü ağırlıklı olarak hissediliyorsa ona göre kişiler arası ilişkiler de gelişecektir. Sosyal miras ve gündelik ilişkiler sermaye dağılımında etkili olabilmektedir. Sosyal mirastan kasıt, toplumca kabul edilip bireyin içselleştirdiği kültürel değerlerdir. Bu tür kültürel sermaye olarak da görmek mümkündür. Ancak bu kültürel sermaye içerisinde maddiyat ve mülkiyet temelinde bir değerleme söz konusu olduğunda toplumca üstün tutulan sermaye türü ekonomik sermaye olmaktadır. Aslında toplumsal norm ve değerler bu sermayenin türlerinin ağırlıklarına göre de değişebilmektedir. Toplumsal boyutta kişiler arası ilişkiler kurulurken ve sürdürülürken sermaye türü ve ağırlığı dikkate alınmaktadır. Sosyal sermayeye önem veren toplumlar kalabalık bir ailenin ve sosyal ağın teşekkülüne zemin hazırlamaktadır. Bu durum akrabalık kan bağı üzerine inşa edilen toplumsal sistemlerde toplumsal varlıkların sürdürülmesi, geniş tabanlı akrabalık halkalarının kurulması ve bu halkaların genişletmesi ile irtibatlandırılır. Böylece toplumlarda aşiret, boy, kabile ve benzeri sistemler daha önemli olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca toplumsal sistem içerisinde farklı kişiler, gruplar arasında işbirliklerinin kurulması ile sosyal ağların genişletilmesi söz konusudur. Ekonomik sermayenin ön planda olması, ekonomik temelli farklı toplumsal sınıfların çıkmasına neden olmaktadır. Kapitalist sistemin geçerli olduğu toplumlarda toplumsal yapı ve ilişkiler bir alışveriş bağlamında değerlendirilmekte ve kar zarar mantığıyla sosyal ilişkiler sürdürülmektedir. Kültürel sermayenin önemli ve anlamlı bulunan bir toplumda ise kültürel ürün ve nesnelerin üretimine ve bu ürünlerin dolaşımda olmasına anlam verilmektedir. Bu toplumlarda sanat eserlerine ve kültürel miras değerlerine sahip çıkılmaktadır. Ayrıca kültürel değerlerin aktarımını sağlayacak aile yapıları ve eğitim kurumları ön planda olmaktadır. Genel olarak kültürel sermayenin kişiler arası ilişkilerde önemli olduğunu, kültürel sermayenin aslında insan davranışlarını etkileyerek insan davranışın eğilimlerini yönlendirmesi açısından habitus üzerinde etkilidir. Yani bireyin sahip olduğu kültürel sermaye onun habitusunu da etkilemektedir. Bu çerçevede insanların önem verdiği davranışlar, önem verdiği hususlar ister istemez onun sermaye bütününe de vurgu yapmaktadır. Kültürel sermaye önem veren kişilerin habitusları incelediğinde benzer davranışlar sergileyen insanların aynı sosyal sermaye içerisinde buluştuklarını görmekteyiz. Ve burada kültürel sermaye ürünlerinin de önemli bir kişiler arası ilişkilerin başlama noktasında önemli olduğunu ve kültürel sermaye kişiler arası ilişkilerin sürdürülmesinde ve kalıcı olmasında önemli olduğunu söylemek mümkündür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.